hatırı uzanıyor. Vergide adalet mücadelesi veriyoruz. Hepimiz çalışıyoruz, üretiyoruz ama ürettiğimiz değerden, milli gelirden aldığımız pay Cumhuriyet tarihinin en düşük düzeyinde. %26'lara düştü. Enflasyon, hayat pahalılığı karşısında her gün daha fazla yoksullaşıyoruz. Bugün Türkiye'de para kazanan, kar edenlerden alınan verginin tam 10 katı yoksullardan, emeklilerden, emekçilerden alınıyor. Bu adaletsiz vergi düzenine itiraz ediyoruz. Vergide adalet istiyoruz. Türkiye'de vergi adaleti yok. Çalışanların üstüne ek vergiler geliyor. Özellikle yılın başında aldığımız maaşla yılın sonuna doğru %35-40 diye artarak gidiyor aldığımız ücrete göre. Bunların yani yetkililerden istirhamımız şu. Yani çok gelirliden çok vergi, az gelirliden az vergi. Dolaylı vergilere son verilmesini istiyoruz. Vergiler işçilerden, emeklilerden vergiler alınmaması gerekiyor. Yani zaten aldığımız 3 kuruş ama yetinmiyor. Bunu da bizden kesiyorlar. Yani çok zor. Çok zor durumdayız. Herkes çok zor durumda. Yani öğretmen emeklisi de perişan, işçi emeklisi de perişan. Bahurlu zaten ölüyor. Şu anda %25'lik vergi dilimindeyim. Aldığımız maaşların zaten büyük bir kesimini peşinden vergi olarak kesiliyor. Kazandığımızın büyük bir oranını peşin vergi olarak devlete veriyoruz. Bu da emekçilerin pastadan aldığı payı gitgide de küçültüyor. %6'sını toplam vergi gelirinin %6'sını işverenler ödüyor. Bu da aslında kamu çalışanların, işçilerin, sınıfın ne kadar çok vergi ödediğinin bir kanıt olarak ortaya çıkıyor. Maaşlardaki vergi oranları çok yüksek. Mesela %27 diyorlar, %27 değil, %50'den fazla. Yani benim brütüm eğer 47 ise benim elime 20 lira geçiyorsa bunu hesaplı yapsınlar. Yüzde kaç oluyor? %27'nin üstünde oluyor bir kere. Bir de bu bizim aldığımız seyanen yani tam maaşımız bile değil yani. Seyanen aldığımız 6 bin lirayla 20 lira almış oluyoruz.